Herkese selamlar. Yeni bir eğitim videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda sizlere oyun videolarının nasıl çekileceğini göstereceğim. Hangi programla ve ayarları nasıl olmalı. Evet şimdi ilk olarak ben oyun videolarımı Nvidia GeForce Experience ile çekiyorum. Evet ilk olarak Google'a geliyoruz. Nvidia Experience yazıyoruz. Ve gelen ilk siteye tıklıyoruz. Arkadaşlar burası Nvidia kendi sitesidir. Tamamen orijinal. Şimdi İlk olarak hemen indir yazıyor. Zaten direkt siteye girdiğimizde karşımıza hemen indir çıkıyor. Hemen indir butonuna tıklayıp Nvidia GeForce Experience'ı bilgisayarımıza indiriyoruz. İndirdikten sonra bakın bu şekilde ben masa üstüme kurdum. Ondan sonra tıklıyorum ve giriş yapıyorum. Evet Karşıma benim böyle bir panel geldi. Çünkü benim daha önce buraya kaydolduğum bir hesabım var. Size e-mailiniz ve şifrenizle kaydolmanız gerekecek. Kaydolduktan sonra yine karşınıza böyle bir giriş sayfası gelecek arkadaşlar. Burada oyunlar kısmı yazıyor. Oynamış olduğunuz oyunlar. Şu an benim boş. Ee, evet burası giriş sayfası. Sürücüler kısmı var. Burada güncelleştirmeleri kontrol et diyor. Buradan güncelleştirmeleri yapıyorsunuz arkadaşlar. Tekrar giriş sayfasına geldim. Şimdi bunu indirdik. Bunun ayarlarını nasıl yapacağız? Oyun videosunu nasıl çekeceğiz? Hemen gösterelim. Kendimize bir hesap açtıktan sonra bakın arkadaşlar burada ayarlar yazıyor. Ayarlar butonuna tıklıyorum. Karşımıza böyle bir sayfa geliyor. Sağ üst tarafta sistemim kısmı var. Burada bilgisayarınızın özellikleri yazıyor arkadaşlar. Mesela benim GeForce GTX 1050 işte RAM'imiz 1920 1080 60 Hz. Evet. Bundan sonra bakın burada özellikler var. Bu özellikler nedir? Bu özellikler bu programın size sağladığı özellikler. Mesela oyun optimizasyonu hazır diyor. Oyunlarınızın her zaman optimum kalmasını sağlayın. Bunu yapabiliyorum. Oyunlarınızı Nvidia Shield ile akış olarak yayınlayın. Yayınlayabiliyorum. Whisper mod hazır değil diyor. Bakın oyun sırasında prize takalı dizi üstü bilgisayarınızın daha sessiz çalışmasını sağlar. Bunu kullanamıyorum, destekleyemiyorum. Burada oyun içi yer paylaşım bizim için önemli olan bu. Bu hazırsa oyun sırasında kolayca video kaydedebiliyoruz arkadaşlar. Diğer özelliklerimiz o kadar önemli değil. Oyun içi yer paylaşımı hazırsa hiçbir sıkıntı yok. Şimdi gelelim buraya. Oyun içi yer paylaşımı dediğimiz kısım burası. Bu kısımı aktif hale getirmeniz gerekiyor. Bakın şu an bende aktif yeşil. Evet kapattım. Bakın siz de böylesi tıklıyorsunuz. Ve bunu aktif hale getiriyorsunuz. Oyun videolarını çekebilmemiz için bunu aktif hale getirmemiz gerekiyor. Şimdi bunu aktif hale getirdik. Çok güzel. Ne yazıyor? Oyunumuzu paylaşmak veya ayarları değiştirmek için alt Z tuşuna basın. Ona daha sonra geleceğim. Oyun içi yer paylaşımını aktif hale getirdikten sonra ayarlar kısmına tıklıyoruz. Ayarlar kısmına tıkladıktan sonra bize böyle bir giriş sayfası geliyor. İlk olarak bağlan. Evet. Bağlanı tıkladım. Bağlan kısmı, bağlan bölümü canlı yayın yapmak için kullanılıyor arkadaşlar. Ben canlı yayın yapmadığım için kullanmıyorum. Burada sadece e Nvidia'da tanımlı hesabım var. Mesela Facebook'ta canlı yayın yapmak istiyorsanız Google'da, YouTube'da bu kısımları açacaksınız arkadaşlar, tıklayacaksınız ve oturma aç diyeceksiniz. Burası sadece canlı yayın yapma kısmı. Ben kullanmadığım için burayı es geçiyorum. HUD düzeni. Evet, HUD düzeni çok önemli. Şimdi burada kamera yazıyor. Burada ben kullanmıyorum. Kameramız varsa bakın burada kameranın yerini seçiyorsunuz. Sizde kapalı olacaktır bu şekilde. Kamerayı bakın sol üstte gözüküyor. Sağ üstte, sol altta ve sağ altta gözüküyor arkadaşlar. Ben burayı kullanmadığım için kapalı duruyor. Durum göstergesi. Durum göstergesi nedir? Evet burası en önemli mevzu. Durum göstergesi bakın kapalıysa bu şekilde. Ben sağ altta kullanıyorum. Bu nedir? Oyunu başlattığınız zaman, oyun videosunun kaydını başlattığınız zaman kaydediliyor simgesi. Ben bunu sağ altta kullanıyorum. Eğer oyun sorunsuz bir şekilde kaydediliyorsa, görmüş olduğunuz gibi sağ altta yuvarlak yeşil bir şekil gösterilecektir. Ama kaydetmiyorsa, bakın burayı kimse söylemiyor. Kaydetmiyorsa bu yuvarlak şeklin yani siz ekran kaydını almaya başladığınız zaman bu yuvarlak şeklin üzerine kırmızı bir çizgi gelir arkadaşlar. Yatay kırmızı bir çizgi. Bu kaydetmiyordur videonuzu. Bir arızanız, bir sıkıntınız vardır. Ben şimdi tüm ayarları gösteriyorum. O yüzden böyle bir şeyle karşılaşmayacaksınız. Bunu da geçtik. FPS sayıcı FPS'inizi gösterir. Ben bunu kullanmıyorum. İzleyiciler ve yorumlar kısmı canlı yayınlar için arkadaşlar. Biz oyun videoları çektiğimiz için canlı yayın kullanmadığım için ben bunları kullanmıyorum. Kullanacağınız zaman izleyiciler kısmı gözükecektir ve yorumlar kısmı da akış halinde gözükecektir. Burayı tekrar kapatıyorum. Hut düzenine geçtik. Klavye kısa yolları. Klavye kısa yolları nedir? Evet videolarımızı nasıl başlatırız? Nasıl sonlandırırız? Ekran kaydını nasıl alırız? Ben burada kısaca şundan bahsedeceğim Benim Alt F9 sizde de böyle olacaktır otomatik olarak Manuel kaydı aç ve kapat Alt F9'a bastığınız zaman videonun kaydı başlar Ve tekrar Alt F9'a bastığınız zaman videonun kaydı biter Ondan sonra burada en önemli olan bir kısımda ekran görüntüsü alma Ekran görüntüsünde Alt F1'e atamışım Burada siz istediğiniz gibi üzerine tıklayıp hangi tuşu atamak istiyorsanız yapabilirsiniz Burayı da geçtik Kayıtlar kısmı. Evet, kayıtlar kısmı. Kaydettiğiniz video nereye kaydedilsin? Ben mesela C diskine, işte AppData'ya videolar kısmına kaydetmişim. Siz de bunu istediğiniz yerde düzenleyebilirsiniz. Canlı yayından bahsetmiyorum. Aynen. Çünkü canlı yayına herhangi bir işimiz yok dikkati çekenler kısmını geçiyorum. Buralar boş arkadaşlar. Fotoğraf modu ses kısmı. Ses kısmını buradan istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Benim ses, sistem ses düzeyim 80'de. Mikrofon ses düzeyim ise 70'de duruyor. Evet. En önemli kısma geldik. Video görüntü yakalama. Kaydımızın kalitesi arkadaşlar. Burada her şey önemli. Şimdi anında yeniden oynatma süresi. Burayı 5'e getiriyorsunuz. Burayı özel kısmına getiriyoruz. Şimdi oyun. Oyun videolarında çözünürlük kısmını oyun içi yapın. Ben oyun içi yapmanızı tavsiye ediyorum ve kare hızını 60 FPS yapıyoruz. Bit hızı, bit hızı nedir? Bit hızı e, kaç megabit olduğunu gösteriyor. Ben bunu 50'ye getirdim. Bunu arttırdığınız zaman tekrar söylüyorum, videonuzun boyutu ve kalitesi artar. Düşürdüğünüz zaman videonuzun kalitesi ve boyutu azalır. Bunu 50 civarına getirin. Baktınız oyununuz çok uzun sürüyor. Yarım saatlik bir zaman sürüyor. Bunu azaltabilirsiniz 40'a 30'a getirebilirsiniz ama kısa sürüyorsa 10-15 dakika sürüyorsa 50 de kalması uygundur. Bunu azalttığınız zaman videonun boyutu da küçülür kalitesi de azalır. Evet burayı da geçtik. Bildirimler kısmı da yine bizi ilgilendirmiyor ve bu kısmı da böyle. Oyun videolarınızı başlatabilmeniz için oyun içi yer paylaşımının açık olduğundan emin olun. Şimdi burayı kapattım. Benim oynadığım oyun olan PUBG Mobile'a e giriş yapıyorum. Oyuna başlamadan kayıt başlamaz. Bunu da söyleyeyim. İlk önce oyuna giriş yapmanız gerekiyor. Şimdi sizlere göstereceğim. Oyuna giriş yaptıktan sonra sağ üst kısımda GeForce Nvidia Experience video çekebilirsiniz diye bir uyarı alacağım. Evet bakın sağ üstte oyun içinde GeForce Experience yer paylaşımını kullanmak için alt Z tuşuna basın diyor. Bu alt Z tuşu Shadow Play arkadaşlar. Ben direkt alt F9'da da video kaydıma başlayabiliyorum. Birazdan size alt Z'ye basıp ne olacağını göstereceğim. Alt Z'ye bastım ve karşıma geldi. GeForce Experience'ın böyle kısa yolları geldi. Ekran resmi diyor. Ekran resmini az önce de bahsetmiştim. Alt F1 tuşu atalı olduğu için alt F1'e bastığımda ekranın resmini çekelim arkadaşlar. Fotoğraf modu ve oyun filtresi buralar gereksiz. Anında yeniden oynatma. Anında yeniden oynatma nedir? Geriye sarıp hemen yeniden oynatma. Ben bunu hiç kullanmıyorum ama siz kullanmak istediğiniz zaman oyun içinde buraya hemen hangi tuşu atadıysanız tıklayıp geriye sardırıp hemen tekrar oynatabilirsiniz. Kaydet kısmı bizim kullandığımız esas yer. Burası Alt F9. Yani ben buraya Alt F9 atadım kısaca ama buraya Alt Z'den de buraya tıklayıp da kaydedebilirsiniz ki çok uzun sürüyor. O yüzden Hangi tuşu atadıysanız onunla videolarınızı başlatın ve sonlandırın. Canlı yayında yapmadığım için buraya da geçiyorum. Burası mikrofon ve kamera. Ben facecam'imi e, telefonumla çektiğim için burayı da kullanmıyorum. Mikrofonu da aynı şekilde başka bir programla ses kaydı aldığım için kullanmıyorum. Ama mikrofonla kamerayı açarsanız bu programda kaydediyor. Evet şu an PUBG Mobile oyununa girdim. E, videoyu şu an başlatacağım. Nvidia'da atamış olduğum Alt F9'a basıyorum. Bastım. Ve bakın arkadaşlar burada kayıt işlemi başladı ibaresi çıktı sağ üst köşede ve sağ alt köşede daha önce de bahsettiğimiz gibi yuvarlak yeşil bir simge çıktı. Bu nedir? Bu şu an videomuzun kaydedildiği anlamına geliyor. Ve tekrar alt F9'a basıyorum. Evet bakın burada sağ alt köşede indirildi ibaresi ve sağ üst köşede de kayıt diske kaydedildi ibaresi çıktı. Şimdi oyundan çıkıyorum. Oyunumu kapatıyorum. Ve buradan hemen Nvidia'da video ekran kayıtlarımın kaydedilmesini istediğim yer olan C diskindeki videolara geliyorum. Ve bakın buraya kaydetmiş. Hemen tıklıyorum. Görüntü kalitesini de sizlere göstermek için. Evet bakın. Çok güzel gayet HD bir şekilde kaydetmiş. Hiçbir arıza yok. Kasma donma yok. Gördüğünüz gibi bu şekilde oyunlarınızı Nvidia GeForce Experience ile kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda Nvidia GeForce Experience ile oyun videolarını nasıl çekebileceğimizi ve ayarlarını gösterdim. Olumlu olumsuz görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Videoyu beğendiyseniz alttan beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.